5600 talebe sayar. Evet, üniversite gibi yani. 5600 talebe sayar. Bir şey bu, Haydar Ali Cenab-ı Hayran'a kitap çıkan bunları çekti, göndermişti de burada gelmediyse ben ayrıca derler, bizi yanınıza getirse takdim ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şey, bizim üniversitenin 10. yılı nasıl oldu değil mi? Ayrıca bizim Kafkas Üniversitesi'nin jurnalcıları bir tane bir konferans. Geçen yılki konferanslarımızdan. İşte bizim faaliyetlerden böyle. Bir Asya Üniversitesi de var, üniversitesi de var burada. Onlarla da işi bir alakalı. Ben ara sıra bana da yakın onlar, ben oradan geçiyorum. Asya Üniversitesi diye görüyorum. Yani gazetelerde falan görüyorum. Ama doğrusunu deyim ben de kendim yani ben daha çok özümü kendimi profesör gibi hissederim. Yani böyle doğrusunu deyim bilhassa bu Türkiye'den gelen üniversiteler bana dedim o kadar ilgi göstermediklerini üzüldüm yani. Bu doğrusunu deyim. Yani sizin de olsun ben canla başla gelirdim yani bizim o yok mesele yok yani, mesele değil. Hayır ben kendi hesabınızı da üzüldüm. Bahtiyar Vahapzade'nin de iyi. Ben Bahtiyar Vahapzade'ye şey verdim yani Romanya'nın en büyük ödüllerinden birisini verdim. Burada işte bu salonda verdim. Ha ordin. Ordin, milli ordindir. Bu Moldova hariç, çünkü Moldova bizim için başka bir anlamı var. Bu zaten Romen toprağı. Torpağı diyor. bu Sovyet ülkelerinden, Sovyet Cumhuriyetlerinden, Rusya'da dahil ilk defa böyle bir ödül Vahapzade'ye vermiştir. Zaten Romanya'da Türkiye'den sonra bizi tanıyan ikinci cümle. Pakistan bizden bir gün sonra. Burada müsakirlikten az önce yine bir şey konferansı materyalini aldım. Çok güzel. Çok güzel. Bu da bizim üniversitenin de reklam şey işte. Hı-hı. Bizim o kampüs yönetmesin hoca bak şimdi size hoca diyeceğim bak size vereceğiz ben. Şimdi bu bina yapılıyor 9000 metrekare 3 kat. Yani bu kampüs olacak. 200 dönüm yani 20 hektar toprak. Etrafı böyle hesaba çevriliyor ama büyük bir yer olacak. Güzel. Yok ben de, zaten 99'dan görüyordum ben o şey vardı. Ama yoktan biraz içeride. İşaret vardı şeyde, yazı vardı. Kafkas çıkar, çıkarken şey. Kafkas'ı diyor ama yani şey Kafkas'ı aslında görünmüyorlar. Yok içeride. Görünmüyor ama lehva bakıyor. Tamam, doğru. Lehva bakıyor. Sayın Erçin, Rektör Bey de gelmeye hazırlıyorduk. Sen şu anda Türkiye'de... Yok mesele değil artık. Yani Rumenler'de bir laf var, çok güzeldir o. Olmayacağına daha yakışısı geç olursa diyor. Geç olsun, olmamayana daha yakışır. Yani. Ben kendisine atardım dedi, gerçekten çok büyük bir... Şu anda Türkiye'de bir talihsizlik dedi. Vardı ama siz ziyarete o gelecekti. Ben kim? Eski rektörler, ben geldim. Bizim rektörümüz hala. Evet, yani. İlk fırsatta ben kendisine ziyaret edeceğim dedi Türkiye dönüşünde. Kafkas araştırma merkezi olarak çok önceden planlıyorduk böyle. Biraz geç oldu. Bu neyle meşgul oluyorsunuz sizler burada? Bu araştırma yani bunun hakkında malumat verebilir miyiz? Şöyle ben malumat verelim. Üniversitenin beynalfak düzeyde veya Azerbaycan içerisinde veya fakülte düzeyinde değişik seminerler, konferanslar, araştırmalar var. Bundan sonraki dönemde bu merkezler adına bu konferansları vesaireyi düzenleyelim. Bu bölgeyle ilgili özellikle sosyal sağlık merkezi olarak araştırmalar yapmak, bunlar bülten olarak, jurnal olarak, yayınlarda bulunmak. Amacımız bu, merkezin amacı bu. Yani bu merkez Kafkas araştırmalar. Araştırmalar merkezi var. Geçiyorum. Tabii Orta Asya ve Karadeniz bölgesi de ahde edilmektedir. Ve amaç bilimsel tekliler yapmak burada. Hem de bu alanın olan uzmanları bir araya getirip, yani bilgi değiş tokuşu yapıp, bu enstitülerle paralel olarak ilişkiler kurup, bizim tecrübemizi onlara aktarıp onların tecrübemizi biz aldık. Tabii ki bu bölgede olduğumuza göre en iyi bu bölgenin yaşadığımız için biz bileceğiz. Onlar evet. Da ilginç olur. Tabii üniversite tabii ki eğitim vermekle yanaşır bir de bilim üretici olması gerekiyor. Bilim de enstitülerde yapılmaktadır. Mağdur bir şekilde bu bölgede olduğu için bununla uğraşabiliriz diye düşündüm. Tabii bir yapılanma gidiyor şu anda. Yeniden yapılanma tabii yeni binaya geçeceğimize göre hem de onunla
sergi alacak. Yani belki de bununla da kapatmış oluruz bizim bu 5 senelik intizarımızı veya hadesizliğimizi vesaire. Affediliriz inşallah bu şekilde. Ayrıca üniversitemizin 12. dönemiyle ilgili bir konferanslar dizisi geçiyor. Şimdi Mayıs ayında da uluslararası bir konferans olacak globalleşmeyle ilgili. 15 ülkeden yakın uzman gelecektir. Biz yakın bir konuşma olacaktır. İnşallah siz de bekleriz yani vaktiniz olursa değerli vaktiniz. Evet, yani gerekirse kendimiz getiririz. Gartner Üniversitesi de böyle bir şey hazırlıyor şimdi. Mayıs ayında sonunda yapacaklar. Onlar yani zamanından davet ettiler. Onlara ben müsbet cevap verdim ama henüz yani mevzunun adını vermedim. Biz konferansları duyursun çok önceden yapmış. Olacak ve o zaman tabii bu problemler hepsi burada müzakere edilecek ve bir açık bir yol tapacaklar. Yani siyasi bakımdan bizim münasebetlerimiz çok yüksek seviyede. Zaten bunun da bir sübutu bizim muhterem prezidentimiz bakın o sonuncu gelişinden o resim çok yüksek seviyede kabul edilmiştir. Yani müstesna bir kabul olmuştur. Onu diyebilirim çünkü ben yakın 5 yıldır, 4,5 yıldır buradayım. Bir sürü cumhurbaşkanları geldiler. Tabii ki Türkiye'nin cumhurbaşkanı müstesna olarak birinci Süleyman Demirel. Yalnız İlyas Kuya böyle ayrı bir program hazırladı. İngilizce'leri de gitti vesaire. Zaten de Heydar Aliyev'le aralarında iyi münasebetler var, dostluk münasebetleri var. Tecrübansız da anlaşabiliyorlar. Bu da bunun da çok büyük avantajı var. Avantajı var tabii. Ona göre ikisi de çok müdrik, çok tecrübeli siyasetçiler. İkisi de. Ona göre yani onların arasında şahsi münasebetlerinde büyük bir tesiri var yani bizim münasebetleri. Medeni sahada da diyebilirim ki bu seferlik açıldıktan sonra ve bundan 2 yıl evvel de Azerbaycan'ın sefirliği Manina'ya açıldıktan sonra bu medeni alakalarımızda birdenbire yani böyle sıçramıştır diyebilirim yani birdenbire bir atılım olmuştur. Zaten bir şey bilinmiyordu Romanya hakkında. Romanya'da da Azerbaycan hakkında bir Azerbaycanların adını bilirlerdi. Hazar Deniz'in tayında bir halk, bir babaca küçük bir ülke olduğunu, ondan başka bir kimse bir şey bilmez. Artık bilmeye başladılar. Bakhtiyar Vahapzade'nin kitabı orada. Caborun'da Dede Korkut çıktı. Haydar Aliyev hakkında bir kitap çıkardı. Şeylerin dostum Eldamay. Burada da 100 kitap çıktı. Aynı zamanda. Yani medeni alakalar da hep iyi seviyede. Yetersiz saha, ekonomik saha. Maalesef budur. Ekonomik saha. Yetersiz. İmkanların çok çok aşağısında. Bunu neyle bağlayabilirsiniz? Bunu neyle bağlamak? Birincisi bu mentalitetle. Çünkü ekseriyette sizler bakarsanız, yani ben bunu yapmadım ama sizler merkez gibi bunu yapabilirsiniz. Bir bakıveren sizler ki bütün bu sosyalistlikten, komünistlikten çıkan ülkeler can atıyorlar, kapitalist ülkelerle alaka kurmak. Kendi aralarında kurmadan çekinirler. Yani bunu ben araştırmadım ama böyle bir tahmin ediyorum. Bunu sizler araştırabilirsiniz ve de subut edebilirsiniz bunu. Bir bakın, bu mentalitetten kaynaklanıyor. Çünkü bizimkiler de Romanya'da çekinirler. O sebeple biz de Rusya'nın piyasasını, pazarını kaybettik. Tabii ya. Rusya'nın o kadar büyük pazarını kaybettik bizler, Sovyetleri. Çünkü bizim iş adamları hepsi can atıyor Londra'ya gitmeye, Amerika'ya gitmeye, Brüsel'e, Paris'e, İtalya'ya vesaire. Buralara gelmeye pek istemiyorlar. Azerbaycan iş adamlarında da aynı mentalite geçerli.
Onlar da bir güreşe gideceğine dair diyor ki ben şeye giderim, Paris'e giderim diyor. Madrid'e giderim diyor. Değil mi? Orada iş yapmak istiyorlar. Ona bakmayarak ki Romanya ile Azerbaycanlar arasında mentalitet okşarlıkları var. Yani birbirlerine daha yakışı başa düşebilecekler, birbirlerini daha yakışı anlayabilecekler. Ve bunu tekrar tekrar dedim televizyonda ama boş değil de. Yani bir kimse buna, hatta Romanya'dan 99'da 48 tane de iş adamı getirdim. Ama onların da bir kısmı, yani büyük bir kısmı gezmeye geldiler çok. Yani hükümet parasıyla, devlet parasıyla gezmeye geldiler onlar. Neyse, buradan da göndermek istedim. Bana bizim pulumuzu kim verecek diye soruşurlar. Dedim sen gibi ne biçim iş adamısın sen dedim. Senin pulunu vereceğime ben dedim gazeteci gönderirim, talebe gönderirim, medeni adamlar, ince sanat adamları gönderirim dedim. İş adamı sen dedim pul kazanmak istersin benim pulumda. O ne demek yani? Ya gezmek istiyorsun ya da dedim bir turist göndermiyor mu oraya kardeşim? Evet. Oraya göre gitmediler, kaldı böyle. Şimdi bu aramızda Karadeniz İktisadi İşbirliği Konferansı örgütü, daha sonra Kraliçeteki projeler, biz ortak üyesi. Mesela bu gibi... Görüşen lazım, istersen şöyle bir şey. Bağlantılı soruyla ilgili ben seninle şimdi bir şey sormak istiyorum. Sonra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi'nin Özal'dan sonraki performansı ne oldu? Onu belki bir değerlendirme olabilir. Bundan önce eski Sovyet bloku ülkeleri diyelim bunlara. Özellikle Doğu Avrupa'daki ülkelerin bu bağımsızlıktan sonra bu ülkelerde işleyen prosesle, süreçle bu Kafkaslar ve Orta Asya'da yerleşen toplumların bağımsızlık sonrası prosesini nasıl değerlendirebilirsiniz? Elbette bizim baktığımız zaman. Hangi açı? Yani bu ekonomik açıdan, siyasal açıdan, sosyal açıdan, demokratikleşme, her şöyle bakın, bizim Romanya, ben yalnız büyük Romanya'nın seferi gibi yalnız Romanya açısından değerlendirebilirim. Romanya yani rastlantı olarak Azerbaycan'ın ikinci ülke gibi tanınmıştır. Bunun, ben size açıklayayım bunu, umumiyetle ben gazeteciler yalnız bir tanesini diyorum, ikincisini demiyorum. Yani diplomasyada böyle şeyler de olur. Ama sizler ilim adamları olduğunuza göre ben ikisini de derim bunu. Bunun birincisi neye Azerbaycan'ı Romanya Türkiye'den sonra ikinci devlet olarak tanıdı? Bu çok basit. Çünkü orada Moldova vardı. Moldova da bağımsızlığını ilan etmişti. Yani ki Moldova'ya bir örnek olmak için ki bütün ülkeler de Türkiye vesaire hepsi Moldova'yı da tanımalar için Romanya telesti yani tez olarak Azerbaycan'ı vesaire o bir ülkeleri de Sovyetlerden kurtulan, Sovyetlerin parçalanmasıyla meydana çıkan ülkeleri, bu cumhuriyetleri bağımsızlığını tanıdı. Yani çünkü Moldova'da aynı, Moldova Cumhuriyeti değil mi? Aynı şekilde o da bağımsız olmuştu. Azerbaycan gibi, Ukrayna gibi, Türkmenistan gibi vesaire. Bu karşılığında Türkiye'de zaten Moldova'nı tanıdı. Yani. Moldova'nı tanımadı. Tanımadı. Test tanımadı çünkü ben bunun içindeyim. Hı. Ben milletvekiliydim o zaman. Hatta o zamanki Uluçevik'i de şeyin, Türkiye'nin büyükelçisi. Ben ona öz adımda milletvekili olarak ve oradaki Türkleri temsil eden bir milletvekili olarak ona ayrı bir mektup yazdım. Ve istedim ki Türkiye'ye gereken girişimleri yapsın. Türkiye, Moldova'nı yani bir an evvel tanısın diye. O da bana cevap verdi ki Türkiye Ankara Amerikan'ı yapacağını bekliyor. İşte bu cevap değildi. Neyse. Neyse. Ama Romanya beklemedi Amerika ne yapacak ya bilmem kim ne yapacak diye. Hepsini tanıdı. Bunu ben size ilim olarak diyorum. Gazetecilere ben yalnız ikincisini diyorum. Bu da gerçektir. Romanya ile Türkiye'nin arasında münasebetler çok iyi. Yani komünist rejiminden çok iyi olmuştur. Zaten benim bir yazım da vardı. Bu sahada bir yazı da yazdım. Ben akademiyada, Romanya Akademiyası'nda çap olmuştur.
Nedendi bu? 1965 yılından itibaren şimdiye kadar ve inşallah ben eminim ki daha ileride de devam edecek. Romanya ile Türkiye arasındaki münasebette bir münevi dostluk münasebetleri. Münevi dostluk münasebetleri yani. Çavuşesku'nun zamanında. Nedendi bu? Birincisi 1964'te çok kısa değil bunu. Aprel ayında Romanya Rusya'dan resmen ve fiilen ayrılmaya başladı. Bunu ilan etti. Aprel ayında bir beyanname vermiştir. Komünist Partisi o zaman şeyin müstakilliğini daha çok yani ayrılma bir adım attı. Büyük bir adım attı bundan. Ve tabii ki Moskova'dan, Kremlin'den ayrıldın ama yalnız kalamazsın. Ona göre aynı zamanda Çin'e yakınlaşma başladı. Ve en birincisi Batı'ya yakınlaşma başladı. Bu Batı'ya yakınlaşma da Türkiye vasıtasıyla yapıldı. Anladınız mı? Yani Türkiye vasıtasıyla Türkiye, Romanya'nın tekrar Batı'ya yakınlaşmasına ön ayak oldu. Bu sebepten Türkiye ile Romanya'nın arasında münasebetler gayet güzel gelişti. Özal daha yok o zaman. Özal daha yok o zaman. Bu 65-66. O zaman Demirel var. Demirel'den de daha iyidir. Gürseller zamanında olur. Tabii. Gürsel Gürsel değil. Gürsel'den de iyidir ya. 65-66'da. 1965-66'da. Demirel başbakan sonra oldu. O da. Peki İnönü'ydü. Yok İnönü yoktu o zaman. İnönü yoktu o zaman şey vardı ya. Celal Bayar vardı. Yok 65'te yok. Gürsel. Gürsel 61'de öldü yok. Öldü. Ondan kim vardı ya o zaman? Ondan sonra bir ara Demirel. İnönü'nden sonra. Yok Cumhurbaşkanı diyor. Ha Cumhurbaşkanı. Askerler mi? Fahri Korotürk 71'deki. Cevdet Sunay. Ey sağ ol diyorlar ya burada boşuma çok geldi. Cevdet Sunay. Cevdet Sunay o zaman gelmiştir zaten. Tamam. O zaman başlamıştır. Çavuşesku Türkiye'ye her yıl yakın gelmiştir. Cevdet Sunay Demirel kaç defa gelmiştir şey olarak, başbakan olarak vesaire. Yani bu faktörler Romanya ile Türkiye birbirlerine gayet sıkı bağlamıştır ve bu bağlantı devam eder. Yani bir numune daha vereyim. 1990'da milletvekiliydim ve yanında oldum tabii. O zaman ilk defa ayrı bir görüşmem de oldu rahmetli Özal'la. Dört göz görüşmesi tabii dört göz olmadı ama yani çok az kişilerle arasında beraber katılımı ile 90'da Eylül'de miydi, Ekim'de miydi? Romanya'ya geldi. Turgut Özal. İkinci Cumhurbaşkanı'ydı gelen Romanya'ya o zaman. Bu devrimden sonra yani komünist rejimin düşmesinden sonra birincisi Mart ayında Mitterrand geldi Fransa'nın Cumhurbaşkanı. İkincisi Turgut Özal. Ve Turgut Özal da boş kolla gelmedi. 50 milyon yardımla geldi, dolar. Yani para olarak değil de mal olarak, mal olarak getirdi. Yani bu da yine Türkiye'nin Romanya'ya yakınlığı, dostluğu vesaire. Yani bunlar devam eder. Şimdi Romanya'da Azerbaycan'ın bir Türk toplumu olduğuna, bir Türk ülkesi, Türk halkı olduğuna göre tabii ki Azerbaycan'la Türkiye arasındaki çok sıkı münasebetleri olduğuna göre ve Romanya ile de Türkiye arasında çok iyi münasebetleri olduğuna göre dediler ki niye Romanya ile Azerbaycan arasında da direkt böyle sıkı dostluk münasebetleri olmasın diye ben size açıklayayım. Bu sebepten de beni gönderdiler. İlk sizsiniz değil mi? Beni ilk sizsiniz. Çok... Yani bu yalnız bir dostluk mesajı gibi. Yani bu köprüyü kurmak için, bu dostluk köprüsünü. Yani tam Türkiye kimi gibi olmasa da onun tecrübesi var yani. Tarihi var bu münasebetleri. Ama bir başlangıç olarak, bir dostluk mesajı olarak. Yani budur anlamı. Çünkü Azerbaycan, şimdi sizin konularınıza geliyorum. Azerbaycan yalnız Kafkaslar için değil, ben bunu gazetelerde de verdim.
Azerbaycan, Romanya için Orta Asya'ya açılan kapıdır. Yani bir kapı. Azerbaycan'la Türkiye, Romanya arasında zaten Buş'ta şeyde şimdi Kasım'da summitten sonra, Praga summitinden sonra derhal Bukareş Bükreş'e gelmekte. Orada 100.000'den daha çok ehali toplanmıştı oraya. Onların karşısında hepsi de dedi artık Romanya Karadeniz'in üzerinde NATO'nun kurulduğu köprüdür dedi. Ve bu köprüde yani Gürcistan'la Azerbaycan'a geliyor. Ve ondan daha ileri Orta Asya'ya. O sebepten de Haydar Aliyev de bakın İtalya'dan evvel, Yunanistan'dan evvel, Polonya'dan evvel vesaire başka ülkelerde, Macaristan'da falan yok. Sefirliğini getirip bundan 2 yıl evvel Bükreş'te açtı. Neden? Çünkü Romanya'da Azerbaycan için Merkezi Asya'ya açılmış. Yani bu iki ülke arasında bu stratejik önem var. Hem de Avrupa'ya açılan kapı. Merkezi Avrupa'ya açılan kapısı. Yani bakın burada bunu tekrar derim ben, bunu her vakit, her zaman dedim. Aliyev'in bir arada müdrikliğiydi. Çünkü o 2 yıl evvel anladı ki Romanya, Amerika'nın ve NATO'nun Kafkaslara ve Orta Asya'ya, birinci Kafkaslara uzatılan kolu olacak. Bunu Bush açık açık dedi. Açık açık dedi ve ona göre de münasebetler şimdi Romanya ile Azerbaycan arasında Amerika'nın desteğiyle de şimdi kurulmaktadır ve inkişaf etmektedir. Yani bu problemler, bunları ben hepsini gazetecilere açıklamam. Çünkü hepsi de bunu pek anlayamazlar ve bazıları sep anlıyor, başlık atıyor sonra. Kendi istediği başlığı. Kendi istediği gibi. Ona göre dedim ama sizler ilim adamları olduğunuza göre bunu daha yaşlı, daha güzel bunu başka bir bilgilerle bunu mukayese